Cennet Televizyonu'nun değerli izleyicileri, Medeniyet'in cümle kapısına tekrar hoş geldiniz. Size bir sorum var bugün. Cennete gideceğinizden emin olsanız hemen şimdi ölmek ister miydiniz? Bu soruyu duyunca muhtemelen aklınıza birden sevdikleriniz geldi. Yaşamak zor olsa da hemen gitmek istemiyoruz bu dünyada. Evet hayat zor ama burada olmayı da seviyoruz bir taraftan. Zamanın çok hızlı geçtiğine dair cümleler de çok sık kuruyoruz. Ama burada kalmayı da istiyoruz. İşte bu nedenle bugün kıymetli hocam Mim Kemal Öke ile zaman ve boş zaman kavramları üzerinde konuşuyoruz. Biz mi onu kovalıyoruz? O mu bizi bitiriyor? Bu sorunun peşine düşüyoruz. Değerli hocam, zaman nasıl bazen çok hızlı akar da bazen çok yavaştır? Aman kızım bir an önce konuşalım <laughs> zamanımız kısıtlı diye girmeliymiş mesela efendim. Ne güzel birlikteyiz böyle. E, şimdi e, her şeyin ötesinde bir şeyi belirtmeme izin ver. Hani burada zaman zaman ezber bozuyoruz, sıra dışı davranıyoruz ya. Şu tabiri hiç sevmiyorum. Vakit nakittir. Ya yapmayın gözünüzü seveyim. Yani buradaki nakitten kastımız para. Her anımızı para kazanmak için geçirmek mecburiyetinde olduğumuzu hissedersek, o zaman bütün hayatımızı hayatımızı paraya endekslemiş oluyoruz. Yani bu süre içerisinde süre içerisinde bizim tek düşüncemiz bu para kazanmak. Yani ne kadar çok para kazanırsak, şu süreç içerisinde, ömrümüz süreci içerisinde de o kadar makbul bir iş yapmış olacağız düşüncesi egemen olmalı. Hayır, zaman çok kıymetli. Zaman çok kıymetli. Evet, vakit nakittir derken burada kastettiğimiz eğer değer mevzu ise hakikaten de zaman kıymetlidir. Baktığımız vakit la mekan, la zaman. Değil mi? Alemi cemale öyle baktığımız vakit öyle. Ama bu dünyada her şeyin kendi içerisinde bir somut tarafı olduğundan dolayı burada belli bir zamanla tahdit edilmiş halimiz vardır. Dolayısıyla bize bu ömür verilmiş, ömrün ne kadar süreceğini de biz bilmiyoruz. Dolayısıyla bu zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Öldürmek değil, değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Ne için? Ne için? Ne için bu zamanı? Bu zamanı biz nasıl değerlendirebiliriz diye düşünmeliyiz ve burada bizim kişi olarak sorumluluğumuz nedir? Bunu bulmak mecburiyetindeyiz. Gene daha önceki programlarda üzerinde durduğumuz gibi hayatın anlamını bilmek. Hayat bir maratondur. Hayat bir maratondur. Bu maratonun da son 100 metresi de çok önemlidir. Çünkü ondan itibaren la zaman bir aleme intikal edeceksinizdir. Bu hayatımız içerisinde şu bize tahdit edilen, hı? tahsis edilen zaman içerisinde medeniyetin cümle kapısına vardık vardık. Varamadık, ıskaladık. Geçmiş olsun. Peki nedir? Ne yapılacak? Hadi Hocam, sen söyle. Hocam e, bu konunun e, ehemmiyetini anlamam aslında kişisel hayatımda yaşadığım birkaç olayla öne çıktı kişisel olarak evimde televizyonu bulundurmuyorum ancak televizyondan öğreneceğim bir şey varsa günlük haberleri diğer herkesin ilgisini çeken programları ve dizileri. İnternet üzerinden canlı yayın varsa oradan takip ederek haberdar olmayı tercih ediyorum. Arkadaş ortamlarında yeri gelip dile getirdiğim zaman insanlar işte akşamleyin televizyonda şu kanala bakalım dediklerinde ya benim evde televizyon yok ama başka bir şekilde internetten bakarım dediğimde çok şaşırıyorlardı ve o kadar şaşırıp bana diyorlardı ki nasıl yani televizyonu yok mu? Evet yok ve ilk cümleleri hep şu şey oldu öyleyse nasıl vakit geçiriyoruz? Buradan anlıyorum vakit ki ben... Vakit öldürüyorsun diye soruyorum. Evet. Nasıl vakit geçiriyorsun akşamları? Biz bunun üzerine mesela öğrencilerimle bir araştırma yaptık ve insanlara bu soruyu sorduk. En sık kullandığınız medya organı hangisi diye. Ee, en çok kullanılan sosyal medya ile televizyon çıktı. %80'lerin üzerinde bir rakam bunu kullanıyor. Peki ne sıklıkla kullanıyorsunuz diye sorduk. Orada da e, her gün bu aynı oranlarda çok yüksek çıktı. Yani biz her gün gerçekten ya televizyon ya ya sosyal medyayla iç içe olan insanlarız. Doğru. Ancak bir sonraki soruda sorduk ki onlara hangi amaçla kullanıyorsunuz? Güzel. %42 kadarı bilgilenme amaçlı dedi. Ancak %43 kadarı ise vakit geçirmek için dedi. Yani biz vaktimizin geçmesini istiyoruz. Bir başka araştırmada programın girişinde sorduğum soruyu doğrudan örnekleme sorduk. Ve bugün cennete gideceğinizden emin olsanız ölmek ister misiniz dedik? %45 gibi bir rakam, hatta 46 diyeceğimiz bir rakam hayır dedi. Yani aslında biz bu dünyada olmayı ve burada vakit geçirmeyi seviyoruz. Hayat zor olsa da, şikayet etsek de güzel taraflarını görüyoruz ve biz bir an önce bu hayatımız bitsin istemiyoruz. Ancak diğer taraftan sanki hayatımızda belli zorunlu işler var. İşte eşe gidip gelmek gibi, ev işini bitirmek gibi varsa okulu ödevlerini yapmak gibi. Bunların dışındaki zaman kendimizde baş başa kaldığımızda ne yapacağımızı şaşırıyor ve bu vakti bir an önce geçirmek istiyoruz. Ve vakit geçirmek amaçlı eylemler bütünü bizim önümüze sunulmuş oluyor. Öyleyse burada bir çelişki var. Bazen vakit çok hızlı geçiyor, hiçbir şey yetiştiremiyorum diye şikayetler ediyoruz. Bazen de öf, bir türlü geçmek bilmedi bu akşam ama uzun sürdü diyoruz. Öyleyse acaba biz zamanı nasıl algılıyoruz diye kendimize sorma ihtiyacı hissettik. Genel olarak baksak literatüre. Zaman iki nokta arasında geçen birinden diğerine hareket etme, ettiğimiz zamandaki geçen süre akış halinde olan bir soyut varlık olarak tanımlanıyor. Ancak biz içinde olduğumuz bu akışta nerelere yönleniyoruz bu soruyu kendimize sormalıyız değil mi? Şimdi zaman tabii saat var Evet. saatten öğreniyoruz. Bu saate göre de kendi e, günlük icraatlarımızı ne yapacaksak veya meşgullerimizi ayarlamaya çalışıyoruz. Ben burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum kızım müsaade edersen. O da şu. Mesela bazı e, terimleri kullanıyoruz ki bence bu yanlış. Efendim o zat çok iyi bir zattı ya. Erken öldü. Veyahut da ben müdür oldum da çok geç müdür oldum kardeşim. Geç veya erken. Bu senin saatine göredir. Allah'ın saatine göre değil. Biz kendimizi acaba kendi saatimize göre mi, başkasının saatine göre mi, kulun saatine göre mi veya kulları yaradana saatine göre mi ayarlıyoruz. Her şeyden önce bunu düşünmek mecburiyetindeyiz. Bakın ezan, değil mi? Ezan sesi. Ezan sesi belli bir zamanı sana haberdar ediyor. Diyor ki şu zamanda şu namaz kılınacaktır diyor. Şu vakit namaz, vakit namazı diyorlar dikkat. Vakit namazı bu şekilde kıl. O zaman sen bil ki bir tabir vardır ee, İbnül Vakt olabilmek zamanın evladı olabilmek çok önemli Dolayısıyla senin saatinle Allah'ın saati birbirleriyle senkronize olursa o zaman yaşamın da anlamını sen çıkartırsın O, o açıdan ben bunu e, e, çok önemsiyorum önemsiyorum İnsanlar maalesef 21. yüzyılda zaman kavramı içerisinde sanki iyi zamanlar kötü zamanlar Ayırdığım zamanlar iyi zamanlar, çalışmaya dönüştüğüm zamanlarsa ise hay Allah ya bunu da yapmak mecburiyetinde kaldığım zamanlar diye görüyor. Bu yanlış. Her anın senin için güzel olmalı. Her anını aşk ile yaşamalısın. Hz. Peygamberimiz'in de vurguladığı gibi en önemli an hangisi? Şu an. Şu anı ne kadar değerlendirebiliyorsan, bu anı ne kadar değerli görebiliyorsan, bu an için ne kadar şükredebiliyorsan, bu anda yaptığın iş için Hı? Ne kadar, ne kadar e, hoşnut isen, razı isen Allah'ın verdiklerinden, o zaman fıstık gibi bereketleşersin ya. Çok güzel ifade ettiğiniz hocam, ee, burada Batı medeniyeti dediğimiz ve şu anda bizim hayatlarımıza da çok kendisini hissettiren bakış açısını zamana algısını bir kere daha hatırlayalım. Buradaki asıl mesele sanki hayat döngümüz şunun üzerine kurulu. Bir işimiz var ve bunu zorunluluk gereği yapıyoruz, halde bundan hoşlanmıyoruz. Bu işi yapınca yoruluyoruz, yorgunluk var. Yorulunca da dinlenmemiz gerekiyor, Dinlenince rahatlıyoruz, rahatlayınca tekrar işe gidiyoruz. İşte yoruluyoruz, yorulunca dinleniyoruz. Zorunluluk, yorgunluk ve rahatlık arasında bir döngüye sıkışıp kalmış. Kendimize bunu soralım. Gerçekten hayat bu döngüden mi ibaret? Biz böyle bir döngünün içerisinde kendimize harcamak üzere mi yaratıldı? Batının döngüsüyle ile İslam'ın devranı arasında çok büyük fark vardır bilene, görene. Şimdi e, çok bence çok tuhaf bir iş kızım. O kadar güzel belirttin ki onu. Şimdi postmodern insan. E, belli sıkıntılar içerisinde çalışırken çalışmayı kendisini zahmet ve külfet olarak görüyor. Angarya olarak görüyor. Ona ah şimdi diyor tatil zamanı. Hayda 5 yıldızlı otellere gidilecek, ne yapacağını bilmeyecek insanlar. Batı'da bunun için bir de dinlence mühendisleri çıkardılar. Dinlence mühendisi çünkü insanlar dinlenemezse, dinlenemezse ciddi psikotik problemler oluyor. E, psikolojileri bozuluyor. Hatta dinlenmesini dahi insanlar bilmiyor. Dinlenmek de kendi içerisinde bir uğraştır aslında. Yani sabahtan akşama kadar yatarak dinlenmiş olmazsınız. Bilakis uyku saatiniz aşarsa normal biyoritminizi o zaman rahatsız bile olursunuz, başınız ağrır. Her anı en iyi şekilde değerlendirmek, değerlendirmek ciddi bir kültür meselesidir. Medeniyet meselesidir medeniyet meselesidir. Buradan nereye gideceksin ben onu merak ediyorum şimdi. Şimdi aslında hocam o söylediğiniz bize bugünkü medeniyetin var olan hakim medeniyetin boş zaman algısının önemli bir noktasını göstermiş oluyor tarihe baktığımız zaman aslında çalışan işçilerin boş zaman hakkı 1930'larda Avrupa'da gündeme geliyor ve 1936 itibariyle Birleşmiş Milletler bunu bir boş zaman hakkı olarak tanımlıyor. Çünkü bu kapitalist sistem çalışmak ve tüketmek üzere kurulu. Sure. İnsanların çalışma saatlerini çok yüksek tutarsanız tüketmeye vakit kalmıyor. Bu yüzden tüketmeye de vakit ayırmak gerekiyor ki o çalıştıkları tekrardan sisteme geri dönsün. Boş zaman diye bir algı oluşturuluyor. İş ve zorunluluk dışındaki zamanlar ve bu zaman için mesela hocam farklı kavramlar kullanır Batı medeniyeti şu an için. Biz Türkçe'de bunu bir tek boş zaman ya da serbest zaman olarak söylüyoruz ama İngilizcesinde leisure time, spare time, free time ve recreation time diye dört farklı kavram var. Bunların hepsi aslında farklı bir e, alana işaret ediyor. İşte free time dediği özgür vakit. Buradan şunu anlıyoruz. E, diğer işleri yaparken ben ev işi yapıyorsam ya da işimde çalışıyorsam özgür değilim ki onları yapmadığım yerde özgür bir zamanım oldu. Ya da leisure time dediği böyle mutluluk, haz dolu, neşeli geçirilecek zaman. Bu demek oluyor ki diğerlerini yaparken mutlu olamazsa. Bu kavramların arkasında bir tanesine daha değinelim. Recreation time dediği de kendini yenileme, kendini yeniden var etme diye çevriliyor Türkçe'ye. Bunun için de çeşitli kişisel gelişim faaliyetleri öngörülüyor. İşini yap ama onun dışında hobilere git, kurslara git, kendini geliştir, İşte bir müzik aletiyle uğraş, bir sanat dalında geliş. Biz bu bakış açısından aslında şunu görüyoruz en temelde hocam. İş varsa, zorunluluk varsa orada kişilerin tercihi ve o anı yaşaması tecrübesi yani katılım yok. Yapıyorsun, çıkıyorsun. Bu. Ama rahatlık varsa, dinlenme saati varsa o kişiler özgür. İşinde özgür değil. Zorunluluk varsa, işi varsa orada mutluluk yok. Ama rahatlık varsa, işten çıktıysa hafta sonu oh yaşasın, mutluyum, istediğimi yapabileceğim. Bir üçüncüsü de bu, zorunluluk varsa o işe gidip yapıp geliyorsan aslında sen bir robotsun. Ey. Rahatlık varsa özgürsün. Hadi Eyvallah. istediğini seç. Gerçek böyle mi? Aslında biz eğer kendi hayatımızı zorunlu olarak yaptığımız işler ve zorunsuz olarak yaptığımız işler diye ayırırsak kendimiz kendimizi parçalamış oluyoruz en başta. Evet. Mutluluğu bu tarafa yerleştiriyoruz. Zorunluluğu bu tarafa yerleştiriyoruz. İnsan olmayı bu tarafa yerleştiriyoruz. Robot olmayı bu tarafa yerleştiriyoruz. Evet. O zaman bu bölünmüş zihni kendi elimizle beslemiş oluyoruz. Peki bizim tarihimizde bu böyle miydi? Mesela sorayım hocam sizin babanızın, dedenizin, dedesin, dedesinin olduğu nesilleri hatırlayalım. Hiç boş durduklarını gördünüz mü? <laughs> Şimdi tabii biyografi okumak lazım. Evet. Türk İslam Edebiyatı'nda ee, veya... İslam tarihindeki büyükleri okuduğumuz vakit onların zaman fukarası olduklarını görürsünüz. Ama çok da güzel eserler vermişlerdir. Hezarfen nitelikli insanlardır. Hezarfen demekle çok boyutlu olduklarını düşünebilirsin. Hezarfen'dir aslında onun. E, ve bir işten öbür işe geçerken kendilerini de dinlendirmesini bilmişlerdir. Şimdi sen bütün bunları bana anlatıyorsun ya. Bu bizim hakikaten kendi kültürümüzden kopup başka bir kültürün içerisinde zavallı robotlar haline geldiğimizin çok güzel bir ifadesidir. Çünkü sen bunları bana anlatırken ben böyle hayretle dinliyorum. Çünkü ben hayatımda hiçbir zaman sıkılmadım. <laughs> Boş vaktim de olmadı. Her anımdan da hoşnuttum. Ee, hani işim var, evet akademisyenim. Akademisyenliğimde her zaman sıkıntılarım olmuştur. Maddi ve manevi sıkıntılarım olmuştur. Şu tezi nasıl yazacağız, şu kitabı nasıl bitireceğiz diye. Ama çok açıkçasını söyleyeyim, ben yaptığım işten haz almışımdır. Yaptığım iş benim hobim haline gelmiştir. Hani derler ki eyvah emekli olunca ben ne yapacağım? Allah Allah ben sana çok iş verebilirim yani. Ben emekli olmuş bir adamım ve şu anda o kadar çok yaptığım iş var ki. Hem biraz olayı farklı değerlendirmek lazım. Kendi kültürümüze bir kapı aralayıp oraya bir girişmek lazım. Bir insan doğdu. Yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Aklı bali olduğu vakit bu insanın zamanını nasıl değerlendirmesi lazım? Hazreti Mevlana diyor ki Allah'ın insana sorduğu sorulardan bir tanesi de sana bütün bunu verdim. Yani canlı hayatı verdim. Hayatı ver. Sen bu hayatla ne yaptın? Hayatla ne yaptın? Hz. Mevlana'mız onu sorar. Ha ne yaptın? Ne yaptın? Ne yapmalıdır insan mesela? Medeniyetin cümle kapısına vardın mı varmadın mı? Soru bu olmalıdır. Bu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ee, de çıkan bir kitap var. Tasavvuf psikolojisine giriş diye. Tasavvuf psikolojisine girişte doktor Sevde Düzgün'e orada <laughs> o kadar güzel yazmış ki Herkesin sufi olması şart değildir. Herkesin mutasavvıf olması da şart değildir. Ama bazı umdeler vardır ki şer'i temeller üzerine yükselen insanın hayatta nasıl anlam kazanacağını anlatan bir insan ne yapmalıdır? Zamanını geçirirken Yedi tane duraktan geçecekse birinci aşamada Allah sana bir nefis vermiş. Öncelikle sen bu nefisle boğuşacaksın işte. Bu nefsi terbiye etmeye çalışacaksın. Bu ego benlik varsa nasıl anlatıyorum ama bak senin bildiklerin şeyleri sana anlatıyorum. Birincisi bunu yapacaksın. Önce bir kendini tanı. Kendini bil. Kendini bil. Ondan sonra ikinci aşamada ne yapacaksın? Ondan sonra düşüneceksin. Acaba benim içerisimde bir takım sıkıntılar var benim levmedebileceğimiz karakterimde bazı defekler var mı, defolar var mı, bunları düzeltmek için uğraşabilir miyim diyeceksin. Üçüncü aşamada bunları nasıl düzelteceğine dair ilham elde edeceksin, okuyacaksın, Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksın, hadisi şerifleri okuyacaksın, büyükleri okuyacaksın, bazıları dinleyeceksin, değil mi? Sonra öyle bir safhaya geleceksin ki, aa mutmain oldum, ben hayatımdan mutmain oldum. Eğer hayatında mutmain olmazsan, işini de iyi yapamazsın. Dolayısıyla senin önüne verilen, önüne verilen hayat çizgisi, bu seyahat, bu yolculuk, bu yolculuk senin için zamanını çok dikkatle, temkinle kullanabileceğin bir imkandır. Eğer bunu heba edersen, heba edersen yanmışsın. O böyle serap olarak görürsün karşındaki o medeniyetin cümle kapısını, o cümle kapısından giremez. Eğer yani o cümle kapısından giremezse, öbür tarafta da ne dedin ya, cennete, cennet değil de, ne diyelim ona, alemi cemale, alemi cemale varamazsın işte. O zaman zamanın kıymetini bilmek lazım. Zamanın kıymetini bilmekte en temelde bizim zaman algımıza dayanıyor ve zaman algımız eğer yaptığımız işleri mecburi işler ve mecburi olmayan işler diye ayırırsa biz burada zamanda vahdete ulaşamamış oluyoruz. Öyleyse aslında mesele İyvallah şu: kızım. Sevdiği işi herkes yapar hocam. Asıl mesele yaptığı işi sevebilmekte. Ya e bu da çile, bu, affeder, bu da çile işte. Normal çile evet. seni altta hücreye kapatcaktı. ya insanlar yani kırbaç atacak vesaire yapacak halimiz yok yani. Onu ama onu çile olarak görmekten çıkacaksın. Onu zevk olarak göreceksin. Neyi göreceksin işinde? Ben acaba birisine burada bir hizmet etmiş oluyor muyum? Bir halka bir hizmetim var mı? Bu da bir sadaka niyetinde. İşinizi o şekilde görürseniz dirlerine dokunuyorsunuz şimdi o işle siz. Burada Değil mi? hemen bu iş kelimesinden ne kastettiğimizi biraz daha açalım. İş deyince resmi işi kastediyoruz evet. Memurun işine gitmesi, işçinin işinde çalışmasını ama bir ev hanımının ev işleriyle uğraşması da buna dahildir. Tabii. Bir genç öğrencinin okula gidip ders dinlemesi de buna dahildir. Aslında bizim hayatımızın vakit olarak çok büyük bir kısmı bunlarla geçiyor ve biz eğer bu kısmını hayatımızın asli unsuru olarak görür ve bir an önce oradan kurtulmaya çalışırsak, zihnimizde bazı zorluklar ortaya çıkıyor. Mesela öğrenciler çok net bir şekilde tatili beklerler. Okullar açıldığından itibaren kar tatili, kış tatili e, yok, resmi tatiller, dini tatiller, tatil gelsin yeter ki bize, harikulade ve tatil gelir. Yaşasın e, büyük bir mutlulukla yaz tatilinin başlangıcı ama yaz tatilinin sonlarına doğru Öğrencilerde yine bir soru işareti olur. Öf sıkıldık bir okul açılsa da arkadaşlarla takılsam yine belki özlediği ders değil ama okul ortamına dönelik bir özlem yaz tatilinin sonuna kadar. E işte istiyordum tatil diyordun ne oldu? İşte biz buna boşluk hissediyoruz. Eğer bir insan vaktini geçirirken iş yapmak üzerinden değil de boş kalmak üzerinden bir hayal kurarsa buna ulaştıktan sonra ne olacak? 3 gün 5 gün keyfini sür. Ondan sonrası insana can sıkıntısı olarak geliyor ve bu çok ciddi bir problem. Bugün psikolojide biz buna varoluşsal boşluğa kadar götürülebilecek bir nokta olduğunu söylüyoruz ve bir insan varoluşsal boşluğa düşerse hayatının anlamını bütünüyle yitiriyor. O yüzden hayatımızdaki küçük can sıkıntılarına kendi vaktimizi geçirdiğimiz İşi nasıl algıladığımıza iyi bakmak lazım. İçine bulunduğumuz sistem bizi e, çalıştığımız zamanlar ve diğer zamanlar diye ayırıyorsa birer Müslüman olarak kendimize şu soruyu soracağız. O zaman benim günlük hayatımda hangi davranışlarım var? Mesela ibadetlerim. İbadetlerim nerede yer alır? Zorunlu olarak yaptığım işler mi? Onun dışında kalan vakitlerde arada bir kendi keyfime göre yaptığım işler mi? Çünkü odak noktayı zorunlu iş olarak, ev işi, okul ya da meslek olarak belirlediğimiz zaman diğerleri kısmını, ibadetlerimizi bıraktığımız zaman odak noktamızda çok ciddi bir kayış olduğunu görüyoruz. Peki böyle olmasın nasıl olacak? Yine aynı hayata devam edeceğiz. Yine okula gideceğiz, eşimize gideceğiz doğru. Ancak vakti bir bütün olarak algılayabilmek lazım. Vakit tevahdet nasıl sağlanır hocam? Vakit vahdet, bir kere bir vazife olarak yaptığımız zihniyetinden kurtulmamız lazım. Evet. zaman zaman evde de oluyor ben. E, namaz kılarken hani telefon çalıyor. Telefonu da eşim cep telefonu eşim bakıyor. E, hoca şu anda vazife ediyor, Hemen diyorum ama sakın ha bunu söyleme. Vazife değil zevk. Mesefede yani ibadet dahi ibadet dahi e, en azından böyle görülmemelidir. Özellikle de görülmemelidir diye düşünüyorum. Peki bu vahdeti nasıl e, sağlayacağız? Biraz evvel belirttiğim gibi o medeniyetin cümle kapısına çıkabilmen için sana bir zaman verilmiş ama zamanın ne kadar süreceği de söylenmemiş. Dolayısıyla senin orada senin orada hem bu dünyanın hakkını vermen lazım hem de öbür dünyaya değil mi? Ee, yönelik olan adımlarını dikkatli atman lazım. Dikkatli atman lazım. Onun için en azından Kur'an-ı Kerim'i dahi okumaya yönlendirdiğiniz vakit gözünüzden kaçmaması icap eden bazı noktalar vardır. Kızım sen bunları asra kasem ederim ki diyor mesela. Zaman çok önemli bir kavram olduğu için üzerine yemin edilen bir kavramdır aynı zamanda. O zaman senin bir anın bile boş geçmeyecek. Her an başka bir şanda olduğunu düşünmek mecburiyetindesin. Her an Hz. Peygamberimizin 40 istiğfarı bir gün içerisinde geçirmesi çok önemlidir. O yaptığımız, işlediğimiz günahlardan bizi affettirmek için Allah'a yalvarmamızın ötesinde de acaba ben düne nazaran çok daha kamil bir insan haline gelebildim mi? Yani bu, bu süreç medeniyetin cümle kapısına gidiş, süfliden letafete doğru bir yolculuktur. Bu yolculuğun içerisinde düne nazaran ben acaba daha olgun bir insan haline gelebildim mi? daha latif bir insan hale gelebildim mi diye sorgulamak lazımdı. Burada yaptığınız işte de, burada yaptığınız herhangi bir de, hobi mi dersiniz artık ona bilmiyorum. E, her bir meşgalenizde de, meşgalenizde de bu aşamayı, aşmayı, kendinizi aşmayı, geliştirmeyi düstur edinmeniz lazım. O zaman işte vahdeti yakalarsın. Dikkat edin. boş vakitlerinde boş diyoruz, hoş diyelim. Hoş vakit diyelim. Vakit hoştur. Ama her anınızı doldurabilecek bir şekilde e, zamanınızı geçirirken eskilerin sizin üzerinizdeki sizin üzerinizdeki bir yerde bir yerde çok ince espriyi de kavramanız lazımdır. Nedir o? Hat yaparken Allah'a daha yakınlaşırsınız. Size temel gideceğiniz noktayı hatırlatan bir sanat dalıdır o. Musiki'ye girdiğiniz vakitte ilahi okurken de öyle mi? Bak o sizi hem yenilen hem de istikametinizi, istikametinizi sırat-ı müstakim üzere kalmasını sağlayan dinlenme unsurlarıdır. Yoksa kızım hani dinlenme bir takım şeyler yapıyorlar dinlenmek için insanlar daha fazla yoruluyor. Öyle mi? Beş yıldızlı otele gidiyor insanlar dinleneceğim diye gidiyor daha fazla yoruluyor. Döndüğü vakit şehrine eyvah diyor ben bir dinlensem iyi olacak diyor. Evet hocam aynısı AVM'ler için de geçerli. Bugün ilk vurduğumuz fırsatta mesela hafta sonları özellikle de hava soğuksa çoluk çocuk bütün aile kendimize AVM'leri atıyoruz. İhtiyacımız yoksa hele alışveriş vesaire yapmadıysak bir tam günü AVM'de geçirip eve gelin. Kendinizi çok yorgun hissedersiniz. Aynen çok yorgun çünkü hem zaten ortam kalabalıktır, o kadar insanla etkileşime girmek bizi psikolojik anlamda yorar. Hem de içinde bulunduğumuz ortam, ışıklar, oranın radyasyonu, yani bunun fiziksel etkileri de var, psikolojik etkileri de var. Akşam eve geldiğimizde kendimizi dinlenmiş değil, tam tersine daha yorulmuş hissederiz. Peki neden biz ilk bulduğumuz boş fırsatta ne yapalım sorusunu kendimize sorduğumuzda ilk aklımıza cevap ben hadi bir alışveriş merkezine gidelim geliyor. İşte bu da az önce anlattığımız kapital sistemin insanlara bir boş zaman verip sonra da o boş zamanda yapacaklarını tüketim üzerine kurgulamasından ibaret. Ancak ben kendi dedelerimize, nenelerimize bakıyorum. Hakikaten boş vakitleri hiç yok diyoruz ya. Muhakkak ninemin elinde bir örgü vardır. Kolay kolay bırakmaz. Gecesi gündüzü fark etmeksizin namaz vakitlerinde bırakır. Ezan okunurken Allah der. Ondan sonra o yeleğini örmeye devam eder. Dedelerimiz hakeza tesbihiyle her an meşguldür. Tesbih oymacılığıyla mesela. Hiç onların zihninde mesai saati diye bir kavram hiçbir zaman olmamıştır. Bunun karşılığını Kur'an-ı Kerim'de allah Teala ne kadar güzel ifade ediyor. Fe'idâ ferâ tefensâ. Bir işi bitirdiğin bir şey. an Hemen öbürüne koyul evet. Kur'an-ı Kerim'de ayettir ve bu bize açık bir e, tavsiyedir yani böyle yap ve bunun üzere yaşamış bir medeniyetteyiz. Çünkü bizim zihnimizde e, bütün geleneğimizde mesai tahiti içindeki ya da zorunluk olarak gördüğümüz ev işleri var ve onun dışındaki saatler bir müzgür saatlerim diye bir algı hiç oluşmamış. Biz içinde bulunduğumuz vakitte ne yapmamız gerekiyorsa, ne yapmayı tercih ediyorsak onunla meşgul olmuşuz. Ev mi süpürülecek? O an onu süpürmüş ama evi süpürürken bir taraftan Allah'ı anmış mesela, hiç orayla bağı koparmamış. İşe mi gidilecek? Gitmiş, işi her neyse şirkette de çalışabilir, esnaflıkta yapabilir, kendi dükkanı vardır. Ama Allah'ım buradan kazancımı bereketli kıl demiş. İş, i̇şteki vakitlerim ve işten sonra Allah'a hatırladığım vakitler diye bir ayrım olmamış zihninde. Böylece bir insan AVM'ye de gitse zihninde hep şu an Allah beni görüyor. Öyleyse burada biraz... Ee, ihtiyacımı gidereyim, biraz dinleneyim, evime döneyim derken Allah'ı hep içinde taşıyabilir. Biz eğer zihnimizde bu işleri ve zamanları birbirinden ayırsak zamanlarda Allah'la geçirdiğimiz yeri de ayırıyoruz. Namaz kılarken Allah aklımızda evet. ama alışveriş yaparken değil. Böyle bir e, İslam gerçekten... Kaynaklarda görmek mümkün değil. Çünkü Allahu Allah Teala bize ne diyor? Size şah damarınızdan yakın. Şah damarımız her an bizimle olduğuna göre Allah'ın her an bizimle olduğu anlar bütünü olarak bakabilmek lazım. Şimdi bakıyorum da İslam alemini şöyle bir göz atalım. Biraz evvel Batı'dan bahsettik. Batının saate ilişkin konseptinden bizim postmodern insanı daha bunaltacak bir döngüye soktuğunuzdan sen bahsettin. Aynen katılıyorum. Fakat Batı uygarlığının kendisine mahsus bir e, artısı var. Bunu ifade etmek ve kabullenmek mecburiyetindeyiz ve bizim de buna uymak durumumuz var. O da dakiktir. Trenleri zamanında kalkar. Öyle mi? Çalışma Söz verildiği ve çalışmalısı. Söz verildiği vakit ben saat 9'da seninle beraber şurada buluşacağım dediği vakit 9'da oradadır. Maalesef ki İslam aleminde, bunu söylerken de çok üzülüyorum aslında, zaman konsepti yoktur. E canım geldin bekle hele. Orada düşünmeliyiz ki biz Müslüman olarak, biz başkasının hakkını yiyoruz. Başkasının zamanını çalıyoruz. Bu kadar kıymetli bir unsuru bizim çalmamız, onun hayatından almamız acaba doğru mu? Onu bekleterek. Veyahut da onun şu andaki beklentisine cevap vermeyerek erteleyerek. Bir kere bunu kendi hayatımıza yerleştirmeliyiz. Yani senin hep bahsettiğin bir tahterevalli var. İfratla tefrit arasında evet zaman önemli değildir. Allah'ın zamanı vardır ve biz de Allah'ın zamanına uymak mecburiyetiniz. Erken geç değil. Ama kendi hayatımızda kulların kendi aralarındaki münasebetlerde mutlaka ki burada saygılı olmak mecburiyetindeyiz. Zamana saygı gerekmektedir. İki, bence orası da çok önemlidir. Biz Müslümanlar olarak da eğer kültürel bağlamda uygarlığımızın düsturları ve ilkeleri doğrultusunda bir hayatı kendimize tanzim edecek isek, edecek isek o zaman hayatımızı nasıl değerlendirdiğimizi, zamanımızı nasıl hangi işlemlere doğru tahsis ettiğimizi iyi bir şekilde oluşturmak mecburiyetindeyiz. Yani bu insanların biraz tefekkür etme meselesidir. Yani şimdi şu ibadet vaktim, sosyal medyayla uğraşabilirler fakat 5 saat sosyal medyayla uğraşmak farklı iştir. Karınızı, çoluğunuzu, çocuğunuzu ihmal edip hı? siz sosyal medya bir cep telefonuyla karşı karşıya kalmışsanız, o zaman bir takım şeyleri yanlış yapıyorsunuz demektir. E, ben, bence insanların her anını, her anını hem kendi için, hem nihai amacı için, hem de çevresindeki insanlar için iyi düşünmesi ve ona göre yaşaması lazım. Yani hocam buradan şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Önceki programlarımızda da sıkça dile getirdiğimiz bir unsur var. Aktif insan ve pasif insan birbirlerinden ayrıdır ve biz hayatımızda pasif yani etkilenen konumda olduğumuz anların farkına varıp bunu tercih eden konumuna getirip aktif olmalıyız. Kendi içinde bulunduğumuz Biricik hazinemiz olan zamanın her anını da nerede geçirdiğimizin farkında olarak ve orada olmayı tercih ederek yaşayabilmemiz lazım. Sizin dediğiniz gibi sosyal medyaya takıldığımızda eğer biz fark etmeden 5 saat orada geçi veriyorsa burada aktif konumda değil pasif konumdayız işte. Bunu farkına vardığımız an oradan çıkmalıyız. O zaman buna şey diyebiliriz belki zaman hırsızları. Çok güzel Hayatımızda çok zaman çok hırsızı var ve onları tespit edip bir önlem alabilmek lazım. Başka ne tür hırsızlar var mesela? Çok çok güzel söyledin. Zamanımızda çalıyorlar ve bu zaman çalışı çok da ilginçtir. Bizi atalete sevk ederek, seyirci haline getirerek onlar çalışıyor. O zaman bize tur bindiriyorlar değil mi? Aslında Müslümanlar olarak bizim yapmamız gereken o kadar çok şey var ki. Onlardan çok daha fazla çalışmalıyız. Çalışırken de sadece maddi anlamda demiyorum, manevi anlamda da. Yani bizim kendi hayatımızı değerlendirmek, tekamülümüz üzere, üzere zamanımızı geçirme konusunda bizi duranlaştırma, pasifleştirme, pasifleştirme hep bir yerde de neredeyse komplo diyeceğim geliyor. Komplo diyeceğim geliyor. Yani çekiliniz, kenarlarınıza hiçbir şey vesaire yapmayınız diye. Mesela ilginç noktalardan bir tanesidir. Çok iyi hatırlıyorum, öğrencilik yıllarımda Pazar günü bir dışarı çıktım, Allah Allah dedim. Acaba bir nükleer saldırı falan oldu, İnsanlar çekildi mi ortalıklardan vesaire diye. Bir, bir heyecana kapıldım. Sonra bir baktım ki, bir baktım ki herkes kiliselerde. Herkes kiliselerde. O günü tamamıyla kendilerini ibadete ayırmışlar. E cumartesi günü hani Museviler için böyle bir e, 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 ayrı bir dinlenme zamanıdır kendi içlerinde. E, o batıda olduğunuz vakit o pazar günü bir şey yapılmaması yapılmaması çok dikkatimi çekmişti ve bizde de benzeri bir alışkanlıkla benzeri bir alışkanlıkla ibadet değil ama tamamıyla kendini eve kapatmak pijamalarını giymek e bu da doğru değildir. Bu da doğru. Bizim kültürümüze yakışmayan şeylerdir bunlar. O zaman bizim kültürümüzde ne var sorusunu kendimize sorduğumuzda şöyle cevaplayabilir miyiz? İçinde bulunduğu an yapması en doğru olan işi seçerek, tercih ederek yapmak. Tabii. İş vakti mi? İşe gidilecek ve çalışılacak. Tabii. Bu Aşkla işlemi, yapılacak. Mi? Evet, tercih edilerek Tabii. yapılacak. O işin gereği neyse yerine getirilecek. Eve mi geldi? Ailesi mi var? Çocuğuyla vakit geçirecek, onunla... Iı, o işi de yine aşkla yapacak, çocuğuyla oyun oynayacak mesela. Sonrasında evin bir eksiği mi var, tamire işi mi? O sırada da tamir işini yapacak. Yani aslında biraz da bu İbnül Vakt olmayı içinde bulunduğu anda en iyi işi tercih ederek yapmak olarak algılamamız Tabii. lazım. Ve en zeminine de şunu yerleştirmek lazım. Hangi işi yaparsan yap, Allah rızası için yaptığın zaman o iş senin için ibadete dönüşür. Tabii. Böyle evet. bir büyük müjdemiz var. Mesela Peygamber Efendimiz de o kadar güzel e, hadislerle bize bu müjdeleri veriyor ki mesela diyor bir insan geceleyin namaza kalkmak e, niyetiyle yatıp uyusa ama gece kalkamasa, sabaha kadar uyusa o kişiye gece boyunca ibadet etmiş sevabı verilir. Sadece bir niyetle o sevabı kazanıyor. Ya da mescide giderken atılan her adım o kişiye sevap olarak gelir. Ya da sadece gülümsemek sadakadır. Gördüğümüz gibi yürümek, uyumak, tebessüm etmek gibi günlük hayatımızda sıkça yaptığımız ama önemsemediğimiz, zorunluk olarak görmediğimiz, vakti kıymetli geçirdiğimizi düşünmediğimiz işlerin hepsi Dini açıdan baktığımızda kıymetli ve önemli eylemlere dönüşebilir Tabii. biz de buradan o zaman bir hatırlatma yapalım küçük küçük eylemleri günlük hayatımıza taşıyalım ve hırsızlardan uzak kalalım mesela akşamları ne yapmayı önerirsiniz hocam? Ee, eve geldiğimizde akşam bize bir tavsiyede bulunur. Şunu yapalım bu akşam, şunu yapalım öbür akşam. Kızımla birlikte yaptığım bir iş vardır. Nazım'la beraber akşam repertuar geçeriz. Yani musiki yaparız biz, kendi içimizde ve ilahi geçeriz. İlahileri repertuarımızı geliştirdiğimiz gibi, bizim adeta o günü tekrar pozitif enerjiyle bizi dolduran noktadır. Sonunda da, sonunda da mutlaka adeta bir dergah gibi, bir dergah gibi sonunda kıraat ederiz. Yani Kur'an-ı Kerim okuruz biz. Kur'an-ı Kerim okunmadan bir günü geçirmeyi ben düşünemiyorum doğrusu. Beraber, kızımla beraber onu yaparız. Sonra ben okumaya çekilirim. Hala çok ciddi okuyan ve 100 sayfadan daha fazla okumayı hala bir günlük diyetim olarak ayarlayan bir insanımdır. Bütün bunlar içerisinde e, şunu söylememe e, izin ver, izin ver. Hadislere bir dikkat etmeli. Hz. Peygamberimizin hayatında, hayatının her safhasında neler yaptığına göz geçirmeli. Sahabelerin hayatına, bilim adamlarının, İslam bilim adamlarının, İslam sanatçılarının yaptıklarına o zaman göreceksiniz, bu insanlar bunları nasıl yaptılar diye. Nasıl vakitleri yetmiş? Nasıl vakitleri yetmişti? Yetti ama. Gayret gösterdi. Bir anekdot, doğru mu bilmiyorum ama bu hep aklımdadır benim. Hz. Peygamberimiz mescide giderken, hani böyle Meksikalı filmlerinde vardır. Sombrayı çeker böyle oturur böyle kumun üzerinde. Bir tane bir zatı görüyor. Yürüyerek yanından geçiyor. o, o zat hiçbir şey yapmıyormuş. Böyle duruyor. içi geçmiş bir şekilde duruyor. Namazını kılıp bitirdikten sonra dönerken, dönerken selam veriyor Hazreti Peygamber. Merakını celbediyor adam. Diyor ki, Ya Resulallah diyor. Giderken bana selam vermedin diyor. Ama dönüşte selam vermedin. Niye diyor. Giderken diyor, pinekliyordun. Hiçbir şey yapmıyordun diyor. Dönerken diyor, elinde çubuk vardı diyor. Önünde diyor, çubukla diyor bir şey yeşiliyordun küçücük bir anekdot ama bize bize o kadar önemli bir ders veriyor ki kesinlikle bu anekdot hemen bize şu mesajı da vermeli. Orada kullandığınız kelime pineklemek oldu. Boş boş oturup vakit geçirmenin adı budur. Ama dışarıdan baktığımızda bir insan fiziksel bir eylem yapmıyorsa vaktini boş geçiriyor demek değildir. Çünkü tefekkür etmenin de böyle bir hali var. Oturacak fiziksel bir eylem yok ama insan kendi içinden Allah'ı düşünerek tefekküre daldığında Tezekkürde, bu bir ibadettir. tabii Bu bir ibadettir. Öyle, Öyleyse, bir, öyle, de, öyle de bir yorar ki insanı aslında evet, tam bir düşünürüz zaman. Evet. Ee, şöyle düşünelim bir de. Yaşlılar özellikle de özellikle de hasta olan yaşlılar için çeşitli bakım evleri var. Bu bakım evleri adeta son durak gibi. <laughs> son durak gibi yani öbür tarafa intikal edecek de işte zaman meselesi ne yapalım şimdi işlerini hallediyorlar bir süre sonra onun da tabutun içerisinde dört kol çengiyle öbür tarafa göndereceğiz Arzında bir ifade vardır toplumda. Toplumda ötesinde kendileri de dururlar ve beklerler ya i̇şte yaşayayım canım da ne olacak bir an önce gitsem öbür tarafa derler. Öykünmeyiniz öbür tarafa gitmek için. Ölümü imlendirmeyiniz. Ha. Şimdi Sultan Abdülhamit zamanında hani payitaht dizileri vesaire var ya, zamanında yapılan bir müessese var. Darül Aceze. Darül Aceze'nin içerisinde kimsesiz çocuklar ile ki bu çocuklar sıfır yaştan 6, 17, 18'e kadar çok yaşlılar beraber kalıyorlar. Daha yeni Amerika'da keşfettiler bunun ne kadar önemli bir uygulama olduğunu. Yaşlılara diyorlar ki, devletize zaman 1860'lar mı? Bakın burada çocuklar var. Siz bu çocuklarla ilgilenir misiniz? Sütünü siz verir misiniz? Altını siz değiştirir misiniz? Onlar bir hayat enerjisi buluyorlar bu çocuklarla. Bu kimsesiz çocuklar da o büyüklerin kendileriyle ilgilenmesinden dolayı bir anne baba buluyorlar aslında, bu zerafete bakınız, bu düşünceye bakınız. E, enteresan bir nokta işaret ettiğini soracağım. Çünkü psikolojik araştırmalarda da şöyle çalışmalar var. Mesela kanser hastalarından oluşturulan iki grup ele alınıyor. Bu insanlar kanserin çok ileri seviyesinde olduğu için artık sizin dediğiniz gibi bir noktada ölümü bekleyen bir e, aşamaya gelmişler. Bu kişilerin... Hastanede geçirdiği sürede eğer onlara küçük aktiviteler yaptırılır, kendi ilgi alanlarını bulmaları sağlanır ve bu alanlarda e, etkinlikler üretilirse kanserin daha yavaş ilerlediğini ortaya koyan bilimsel araştırmalar var. Bu sonuç bize bunu da gösteriyor. Kendini hayattan salıvermek yok. Her ya an bırak, çok güzel. Her an bir başkasına dokunacağını bildiği noktada bir iyilik yaptığında, mesela o yaşlı teyzem ve de ninem bir çocuğa dokunduğu zaman kendisini daha insan, daha mutlu, daha işe yaramış hissettiği için hayat dolu da oluyor. Aslında yani üretiyor. Kesinlikle tüketim üzerine değil üretim üzerine kuruludur bizim zaman algımız. Tabii. Çok net bir şekilde. Tabii. Ve şunu da kendimiz sanırım kabul etmeliyiz. Hepimiz ölümcül hastalığı olan insanlarız. Çünkü ölüm gerçek ve ölüm bize adım adım yaklaşıyor, bal gibi de biliyoruz. Hepimiz ölümcül bir hastalığa tutulmuş kişileriz. Çünkü oraya doğru hızla gidiyoruz. Yani çok ciddi bir fark yok. Onlar evet. hastalar, yaşlılar ve sağlıklı insanlar arasında ölümü hangimizin daha yakın olduğunda bilmediğimize göre çok ciddi bir fark yok. O zaman mesele sonu olduğuna odaklanmak değil. Mesele o gün gelene kadar ki süreyi nasıl geçirdiğimize bakmak. Bu da zamanımızı daha bereketli geçirip onu e, zorunlu iş, diğer iş diye ayırmadan Allah yolunda olan işlere her işimizi dönüştürebilmekte gizli sanırım. Hocam bir şey sorabilir miyim? Estağfurullah. <laughs> Biz zamanımızı iyi değerlendirdik mi seyirci nezdinde? İnşallah değerlendirmişizdir. Ama şey çok önemli e, sevde kızım. Müthiş, müthiş. Yarın kıyametin kopacağını bilsen bir fidanı dik diyor. Elindeki fidanı dik. Fidanı dikmek ekolojiye olan katkının ötesinde senin dediğin gibi dokunmak bir fidanı ek demek biliyor musunuz? Aşk cemresini o insanın gönlüne düşür. O insanı İslam'a giden, medeniyetin cümle kapısına giden yolda sırtını sıvazla. Kurtar onu. Kurtar. Demek ki bizim o ana bakışımız da bizim medeniyet algımızla çok alakalı. Eyvallah. O zaman hocam şöyle toparlayalım. Zaman elimizdeki en büyük hazine çünkü zaman tasarruf edilemeyen, ödünç alınamayan, kiralanamayan, satın alınamayan, çoğaltılamayan, Para gibi toplanamayan, ham madde gibi depolanamayan, sadece kullanılan ve kaybedilen bir yapıdadır. Öyleyse de kıymetini bilmek lazım. Zamanımızın bereketli, ömrümüzün hayırlı geçmesi duasıyla iyi akşamlar, iyi insanlar dileriz efendim.